Şeyma Hanım seçmişin galiba, açtı çadırı. Ama oylar bitti, çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor. Yapacak bir şey yok. Siz de mi bekliyordunuz? Oya kadarmış. Ya biz çocuğumuz için geldik, torunum için geldik gezmeye ama her gün mutlaka uğruyorduk. Çok güzel, eğlenceli geçiyordu. Herkes çok memnundu. Herkes haşır neşir iftarını yapıyordu, sohbet ediyordu, gidiyordu. Ama şu an hiçbir şey yok. İncin top oynuyor. Gelen bütün herkes isyan edip gitti. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Sadece seçime kadarmış. Çocukları eğlendirmek için ama dürüst olayım, açık olsaydı bir ziyaret etmek isterdim. Nasip olmadı. Ama üzücü. Bence devam etmeli son 9 gün. Geri dönenler oldu zaten. Hani ben dediğim gibi pek iftar saati burada olmuyorum ama olanlar için üzüldüm. Çok geri dönen oldu. Ve eminim eğlencelidir. Çünkü ilk defa gördüm müzik sistemi kurulu. Sıca keşke... neden kapalı? Kaybettiği için. Kaybettiği için. Ama devam etmeliydi sonuçta bence. Bu Şeyma Hanım'a yapılan bir şey değil. Ekonomik maalesef enflasyon çok yüksek. Samandıra'da olan, ben buraya 4 sene evvel geldim 1150 liraya, şu anda 12 bin lira kira ödüyorum. Aslında bu tepki oyları. Artık herhalde Cumhurbaşkanımız da bunun kararını verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Türk halkı gerçekten demokrasiyi çok iyi biliyor. Bence hükümete tepki oyuydu. Belediye başkanıyla alakalı olduğunu sanmıyorum. İstanbul'u alacağımıza emindik ama Sancaktepe gidince ben şaşırdım. Hala daha devir teslim süreci olmadı. Bence bunu devam ettirebilirlerdi. Çünkü eminim ki Samandıra bölgesinde ona ihtiyaç duyan birçok insan olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Sabahtan beri değil de 2-3 saatten beri buradayız. Mesela gelen gidiyor, telefon ediyor, ya diyor açmadılar diyor. Bence bu şu anki var olan belediye başkanının da bir ayıp olarak görüyorum ben de bunu.